Mes'ud olmanın yolu. Camiye giderkenki yürüyüşlerin, yürüyüşünün en güzeli, en mütevazi ve en vakarlısı olsun. Namaz içindeki Allah'tan haşyetin ise daha fazla olsun. Alemlerin yaratanı olan Halik-i Azim'in azametini hatırından çıkarma. Onu daima zikret. Şeytanın ezeli düşmanının olduğunu ve seni doğru yolundan saptırmaya çalıştığını unutma. Önüne iyi bak, dikkatli ol. Nasıl bir düşmanla mücadele halinde olduğun ve onun akıl ermez hileleriyle her zaman pençeleştiğin hatırından çıkmasın. Yemin ederim ki bu dünyada kimse mes'ud ve payidar olmadı, olamaz da. Ancak temiz yaratılışlı ve kelime-i tevhidi diline zikir yapan, Allah'ın azabını düşünerek ahu elin eden, sevabını çoğaltmak ve günahından arınmak için çok tevbe eden, ibadete can atan, atını ibadet meydanına dolu dizgin koşturan, nefsini Allah'a kulluk yapmaya alıştıran insanlar müstesna. Böyleleri saadete namzettirler. Zaman değişse bile meşru yoldan ayrılma. Dünya devirden devire, insanlar da bu dünyada tavırdan tavıra, halden hale geçmektedirler. Sen her günkü hareketinde meşru yolu tut. Her cemiyetle fikri ayrılıklarını hesap ederek oturmasını bil. Onlarla dostluk kurmaya çalış. Zira zamanın akışı ve insanların zamana göre bakışı her zaman arzu ettiğin gibi olmaz. Her istediğinde dünya ve dünyalıklar sana uymayabilir. Kötü niyetli kimse arada sırada senin fikrine müsaade ediyor görünse bile, bu müsaadenin geçici olduğunu unutma. Kendini tamamen teslim etme ki devamı yoktur. Zamanın hadiselerinin altında ezilme. Meşru olmayan hadiseleri ezmek için mücadeleden de geri kalma. Doğru yolda sebat ve devam et.